Ya arkadaşlar merhaba. Biz az önce hani bu toplantıyı akşam üstüne doğru alalım. Çünkü bu saat hani uygun değil. Kimse gelmez ya da çok az kişi gelir derken salonumuz hani bardağın yarısı boş olduğundan daha fazla. Yani doluya çok daha yakın. Onun için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Evet. Şimdi konuşmamızın başlığı yani söyleyeceğim. Ne çok ayrı, ne çok ayrı da yeni şiir kitabı da yani oradan yola çıkarak konuşalım, söyleyelim. Mesut kitabı bulmaya gitti ama bulamadı galiba. Kendini kaybettim. O zaman bir arkadaşım da vardı herhalde ya. O kitaptan bir tane kaldırmıştık. Ben o lazım ama. Hiç kimse de yok. Bir kuşamın kitaptan bir tane. Neyse. Beklemiş yok. Şimdi ne çok ayından önce ne çok güzel şeylerden bahsedelim. Ya da şöyle diyelim. Bunu biraz sesini keser misin? Çok fazla. Evet. Böyle biraz daha. Evet. Böyle. Ne kadar bekleyecek şu. Ne çok güzel şey dedim, yani belki çok değil ama çok değerli şeyler var ülkemizde. Sadece olumsuzluklar değil ülkemizde yaşadığımız. Son derece olumlu, önemli ve dünyada çok az ülkede olabilen ya da benim görmediğim, tanık olmadığım şeyler var. İşte bunların başında şu kitap varları gibi. Fuarlar gibi. Şimdi şu anda büyük şehirlerden uzak bir yarı Orta Anadolu, yarı Karadeniz şirin, gerçekten şirin ama hani küçük bir kentindeyiz. Fakat şurada şu aydınlığa bakıyoruz. Hafta sonu dolup taşmış. Çok normal. Bugün bu saatte şu topluluk bir yazarı dinlemeye gelen bu topluluk çok önemlidir. Bir ülkenin kimliğini gösterme bakımından. Diyebilirsiniz ki 80 milyonluk bir ülke bu. Bu kadar da olsun. Ama Türkiye'nin her tarafında kitap fuarlarında şimdi devam edelim konuşmaya. Bu fuarlar çığ gibi büyüdü ve gerçekten çoğaldı. Şimdi size bir örnek vereyim ben. Şu anda aklımda bile tutamıyorum. Yani ancak buraya bakarak söyleyeceğim. Bu kitap fuarları en azından bir şeyse ya da şu son 2-3 haftalık bir şeyinden size örnek vereyim. Şimdi Mart sonuna başlayalım. Adana'da 31 Mart ve 31 Mart, 1 Nisan ve 2 Nisan'da Orhan Kemal ile ilgili şey vardı, bir sempozyum vardı. Ve Boğaziçi salonunda açıkçası kitap sergileri açıyordu. Yani önemli, güzel bir kültür etkinliği vardı. Oraya şahsen oradayım, oraya katıldım. Eşim ben sonra geldim. Gece 23 ayda. Akşam döneceğim. 7 Cumartesi bir günlüğüne Giresun'a gidip geliyorum. Orada kitap fuarı var açılıyor ve onun konuğu olarak beni davet ettiler. Bir günlüğüne gündüz gidip gece döneceğim çünkü ertesi gün Denizli kitap fuarı geliyor. Ertesi gün Somali, Denizli. Akşam oradan döneceğiz. Yani inanılmaz bir şey ama biraz boşluk var. Birkaç gün böyle boş yerde kalacağım, böyle anlaşılıyor. İzmir kitap fuarı. Orada 15 İzmir kitap vardı. Muhteşem bir kitap vardı. Ve aynı zamanda bir aydınlanma sempozyumu var İzmir'de. CHP Genel Başkanı'nın da katılacağı Balço Belediyesi düzenli bir şey var. Aydınlanma orada konuşmuşum ben. Ertesi gün 17'sinde 17 Nisan Silivri'de bir şehir müzik dinletisine gideceğim. Dolu bir salon olacak. Hiç kuşkunuz olmasın.
Sonra, kusura bakmayın, başınızı ağrıtmıyorum değil mi? Yani Türkiye'deki bir canlılığı gömmeniz bakımından. Yani bu bir model yani, bir yazarın çevresinde olan bir şey. 18 çarşamba Silivri'ye gidiyorum. Silivri'ye. İşte şiir müzik dinletimiz var. Havaalanından 10 liraya Çanakkale'ye, şimdi sadece 10 liraya şey var, uçağa. 23.20'de Çanakkale'ye gidiyorum gece. Orada bir umut şarkosunu CHP ve Onur Bilge Kulağı'nın CHP'nin kültür danışmanıydı, yöneticisiydi. Onların düzenlediği uluslararası bir sempozyum var. Orada konuşacağım. 21-22 İzmir Kitap Fuarı'nın ikinci yarısı, 26 Trabzon Kitap Fuarı, ardından Hatay filan, yani böyle devam ediyoruz. Yani bütün ülkeyi geziyoruz. Ne mutlu. Ne mutlu. Şimdi bakın, burada çok ilginç şeyler var. Konuşalım. Yani ne çok haline geleceğiz. De. Şimdi bu coğrafyada, şu coğrafyada, bu coğrafya nedir, neresi? Asya ve Avrupa'nın buluştuğu bir yer, bir değil mi? Bir nokta. Orta Doğu, Karadeniz, Balkanlar. Coğrafyamız bu. Bu coğrafyada gitmediğim yer hemen hemen kalmamıştır, bunu söyleyebilirim. Türkiye'deki kadar çok sayıda orta tabaka aydını hiçbirinde yok. Bu kadar bilinçli, bu kadar aydınlık ve kadınların çoğunlukta olduğu. Bu çok önemli. Yani şuradaki fotoğrafa da baktığımız zaman bunu görüyoruz. Yani biz kendimizin pek farkında değiliz. Yani şuradaki fotoğrafa baktığımız zaman, bakınız yine sayalım tek tek, yarıdan fazla kadınlar. En azından yarı yarıya, belki biraz daha fazla. Bu nedir? Bu nedir? Bakınız, yani Avrupa Birliği'ne üye olmuş Yunanistan, Bulgaristan da galiba oldu, Bulgaristan. Emin olun, oralarda dahi, Orta Doğu'dan zaten bahsetmiyorum, oralarda dahi Türkiye'deki aydın kadın kimliği ve bu orta tabaka aydınının duruşunu göremezsiniz. Tamam, kılıkta, kıyafette, şunda, bunda, tamam da bilinç, bilgi, aydınlanma bilinci göremezsiniz. Sıradanlıktır. Bir parantez açmama izin verin bu konuda. Almanya'da örneğin, Almanya'da ikinci, üçüncü kuşak kızlarımız bizim. Anneleri, babaları işçi olarak gitmiş. Yaşıtları Alman kızlarına her anlamda fark atar. Her anlamda. Duruş, güzellik, kimlik, akıl, zeka, çalışkanlık. Bu Türkiye ile alakalı bir şey. Bu Türkiye. Nedir bu Türkiye ile alakalı olan şey? O da şudur. Cumhuriyete tabii geleceğiz. Osmanlı'nın son birkaç yüzyılı bir batılılaşma sürecidir. Osmanlı'nın son birkaç yüzyılı ciddi bir aydınlanma sürecidir. Detaylara girmeye gerek yok ama bir Namık Kemal, değil mi? Bir 19. yüzyılı düşününüz. Bir Namık Kemal ve 19. yüzyıl aydınlanması her alanda, Mithat Paşa işte ve Tevfik Fikret gibi bir şair. Bizim değerlerimiz bunlar. Bu değerler ve bu oluşum, bu süreç Mustafa Kemal'i ve Cumhuriyeti hazırlamıştır. Ve gerçekten, gerçekten hayatına yakından baktığınız zaman böyle bir kalıplaşmış bilgilerin, düşüncelerin ötesinde, sloganların ötesinde girdiğiniz zaman baş döndürücü bir kişilikle karşılaşıyorsunuz. Bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Elbette tabii, elbette Türkiye ile alakalı, hiç kimse gökten düşmüyor bu ülkeye ama bir de kişisel dehalar var. İnanılmaz, inanılmaz bir şey. Şu anda elimdeki kitaplardan biri örneğin Çankaya'dır. Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya'sı. Orada şeyi görüyorsunuz, yani hangi koşullarda, ne kadar zor koşul, akıl almaz zor koşullarda, zor sözü yetmez. Yani Birinci Dünya Savaşı ve Çanakkale sürecinden başlayarak ne kadar çok aptallıklarla, hainliklerle, korkaklıklarla,
cehaletlerle, bilinçsizliklerle, ihanetlerle karşı karşıya kalarak küçücük birimlerden başlayarak, yürüyerek, ilerleyerek bir büyük olay yaratılmış. Kurtuluş Savaşı, ardından Cumhuriyet'in kurulması, ardından bir devletin, yepyeni bir devletin ortaya çıkışı. Bu şaka değil arkadaşlar. Bu çok ciddi bir şey ve öncelikle bizim genç arkadaşlarımızın özellikle Atatürk'le ilgili kitapları dikkatle okusunlar. Ve üzerinde düşünsünler. Hangi yerlerden, hangi zorluklardan geçilerek buraya gelinmiş? O zaman ihanet dediğimiz şey, hainlik daha çok belirginleşecektir. Bir küçük belki bilgi olarak size şeyi aktarmak isterim. Bu hep benim taşıdığım bir şeydir, bilgidir. Ezbere tabii de söyleyebilirim ama buradan okumam daha iyi. Nereden nereye gelinmiş? Matbaanın keşfi 1447, Gutenberg, Almanya, 1447. Türkiye'ye gelişi Osmanlı'ya 1720. Kaç yüzyıl var arada? Yaklaşık 300 yıl. Kopernik, Galileo, Newton 16, 17. 18. yüzyıllarda. Takiyettin, Mehmet el-Raşid göğü izlemek için rasathaneyi 1577'de kurmuş ama hemen ardından yıkmışlar. Evet. Şimdiki Cumhurbaşkanı İkinci kez yıkılışının anısına bir kez daha yıkılmış, kurulmuş, sonra yine yıkılmış. Topçu kışlası yapacağım diyor ya şeye, hani yapacağım diyordu Gezi'nin olduğu yere, Gezi'nin. Topçu kışlası ikinci defa işte o rasathanenin yıkıldığı, top atışlarının yapıldığı yer. Topçu kışlası o yani. Yani ihanet mevzuna yavaş yavaş yaklaşıyoruz farkındaysanız. Hazar Ferahmet uçmayı denemiş, 1632 adamı sürgüne göndermişler. Şimdi bu Osmanlı'nın 17. 18. yüzyıl öncesindeki süreçlerden bahsediyoruz. 17. yüzyılda bir Birgili Mehmet var. Birgili Mehmet, Aydın civarında yanılmıyorsam Birgi, gitmiştim de oraya, onun adına filan bir şeyler yapılmış. Birgili Mehmet'in marifeti şu, günahları sınıflandırmış. Ağza ilişkin günahlar, göze ilişkin günahlar, işitmeye ilişkin günahlar, dokunmaya ilişkin başka var mı? İşte neyse işte bunlar. Düşünmeye ilişkin günahlar yani. Birgili Mehmet bu 17. yüzyıl. Şimdi geldiğimiz nokta Birgili Mehmet'in aklının olduğu yerdir. Şu anda Türkiye'de biz oradayız. Diyeceksiniz ki deminden beri hani güzelliklerden söz, elbette. Yani şu güzellikler yaşanmış olan aydınlanma süreçlerinin, Cumhuriyet'in kazanımları, bu gençlik, sizler, bütün bu kitap fuarları, Nobel ödülü alan yazarımız, işte bilim insanımız gibi bir süreç. Öbür taraftan Birgili Mehmet kafası, topçu kışlasını yaparak rasathanenin yıkılmasını tekrar gündeme getirmek, yani yad etmek. Ve asıl tabii benim Ne Çok Hain adlı kitabımda eleştirdiğim bizim şu andaki bazı aydınlarımız. Onların tabii bir bölümü bana esin oluşturan, konu oluşturan, Ne Çok Hain kitabımın konusunu oluşturanlar. Kimileri pişman oldu, kimileri cezaevinde. Çünkü Ne Çok Hain adlı kitabımda şöyle bir şey de vardır, şiir de vardır. O adı taşıyan şiir. Efendi uşağını terk eder, gereği kalmayınca hizmetin diye. Yani hizmetin gereği kalmayıp da biraz da sesini yükseltenlerden bazıları hapisteler yani. Üzüldüğümü söylemek isterim açıkçası. Yani tahmin ediyorsunuz, isim vermeme gerek yok. Vallahi üzülüyorum yani. Neydi o, tavır mıydı o derginin adı, neydi?
Ha, taraf, taraftı değil mi? Tarafı çıkarıp o balyoz cinayetine yol açanların önde gelenleri, işte kimileri içerideler filan yani. Ama onlara bile vallahi üzülüyorum yani. Üzülüyorum açıkçası. Düştükleri duruma, tıpkı gerçekten Kurtuluş Savaşı sırasındaki şeyler gibi, ihanet eden kimi aydınlar gibi. Böyle bir şey hep yaşana gelmiştir. Şimdi bunlar tabii değişti. Yani bir grup artık ihanetten vazgeçer gibi oldular ya da işte zaten sıkıntı içine girdiler filan. Şimdi yenileri çıkıyor. Yani artık televizyon açma şeyimizi kaybettik. Farkındasınız değil mi? Yani şimdi otelde aklıma bile gelmedi. Orada bir televizyon ne açacağım? Yani bir tane işte şey var izleyebileceğimiz Halk TV. Kısmen Fox diyelim. Tele1 var, evet. İzleniyor mu her yerden? O galiba internetten izleniyor. Merdan'ın televizyonundan bahsediyorsun. Yani yüzlerce kanal var. Ivır zıvır, ıvır zıvır, ıvır zıvır, yalan dolan yani. Bu noktaya Türkiye'yi maalesef getirdiler. En son işte Hürriyet'in yani satılma olgusu. Şimdi burada isterseniz şöyle bir toparlama yapmaya çalışayım. Sonra sizlerden belki gelecek olan sorularla geliştiririz. Bir de kitap burada olmadığına göre şuradan bulup bazı şiirler okurum size. Şeyden, ne çok hainden. Kızlar niye gidiyorsunuz bakayım? Aşk şiirleri de okuyacağım, gitmeyin. Hadi birazdan gelirsiniz. Hadi derslerim varmış peki. Benim okurlarımın yarısı... dan fazlası hanım, onların da yaklaşık olarak yarısı başörtülülerdir, onu söyleyeyim yani. Burada belki öyle değil ama mesela Tokat'ta bir kuyruk vardı, yarıdan fazlası başörtülü kızlardı. Ve ama birbirleriyle şöyle konuşuyorlardı: aşk iki kişiliktir, okudun mu? Bu aşk burada biter, okudun mu? Bunları konuşuyorlardı. Yani bir başka örnek vereceğim. Yani Türkiye aydınlanması meselesi, yani ne çok hain, bundan ayrı bir şey değil çünkü. Bir hafta kadar, 10 gün kadar önce Bodrum'da bir arkadaşımızın Gümüşlük'te bir şey var. Yani sahilin böyle ucunda bir yer açmış. İyi içiyoruz böyle birkaç kişi, acık salaş bir şey. Öndeki şeye, kumsala 5 tane başı bağlı, siyah üstelik dörtlü. Genç hanım geldi, oturdular arkaları bize dönük, böyle çay kahve içiyorlar filan. Ben bir de fotoğraf çektim yani, şu Türkiye'nin haline bak yani, Bodrum'da böyle bir şey falan gibi. Sonra bir zaman sonra böyle bize doğru bakmaya başladılar. Biz şarkı falan da söylüyoruz. Sonra telefonlarıyla bir şeyler kalktılar. Ben zannettim ki gidiyorlar. Bizden sıkıldılar zannettim. Yakına geldiler. Oturabilir miyiz dediler yandaki masaya. Dedim buyurun. Siz dediler Atol Behramoğlu musunuz? Evet. Şeye bakıyorlarmış yani, o mu hakikaten diye. Fotoğraf falan böyle yeni şeylere. Bu arkadaşlar ilahiyat, İmam Hatip, İlahiyat bu buralarda okumuşlar. Öğretmen kimileri. Çocukları kocalarına bırakıp 5 hatun tatil yapmaya gelmişler Bodrum. Ve Atol Behramoğlu'nu tanıyorlar. Şiirlerini ezbere biliyorlar. Ben de tabii meydanı boş bulunca dedim, bak dedim, bu dedim tepedeki de dinde reform filan gibi laflar etti dedim. Geç bile kaldı dediler filan. Bir de böyle bir Türkiye var yani. Böyle bir Türkiye var. Bunu yani bir takım liberal görünümlü ya da solcu bir zamanların aydınları yaltakçı olurken, işte ne çok hainin konusu, bizim yani böyle başı örtülü bilmem ne diye kendi kendimden utandım yani fotoğraflarını çektiğim için böyle bir şeyler. Utandım yani, özür diledim onlardan zaten. Halkın içinde ise bambaşka bir süreç yaşanıyor. Bunu görmemiz lazım. Yani bizlerin bunu görmemiz lazım. En nefret ettiğim şeylerin başında ümitsizlik gelir. Ümitsizlik bence bir tembellik ideolojisidir. Ümitsizlik ve kötümserlik tembellik ideolojisidir. Yani evet, evet, güzel, güzel. Evet, yani şimdi bu memleket adam olmaz dediğimiz anda zaten bir şey yapmamıza gerek kalmaz. Nasıl olsa adam olmaz yani. Şimdi, sevgili Aziz Nesin'in yüzlerce, binlerce sayfa, on binlerce sayfa eserinden kimse bahsetmez. Halbuki işte böyle gelmiş, böyle gitmez. Ne bileyim, Bursa cezaevi anıları,
Yani sayısız kitabı var. Aziz Nesin çok haklıymış. Niye? Az bile söyledi. Bu memleketin %70'i de %80'i aptal. Ya Aziz Nesin onu çocuğunu azarlamak için ulan aptallık etme demek gibi bir şey söyledi. Yani öyle olmasını istiyor. Aptallık etmeyin diyor yani. Aptalsınız derken aptallık etmeyin demek istiyor yani. Aptallığı bırakın demek istiyor ya. Aklını başına topla demek istiyor. O akıl var bizim insanımızda. Olmaz olur mu? Bütün mesele insanımızı iyi tanımak, görmek. Bu siyasetin de görevi. Burada siyasetçi arkadaşlarım var, değil mi? Belediye başkanı şu an için ayrıldı, bir şey oldu herhalde. Siyasetçiler hep kendi içlerine konuşuyorlar genel olarak. Bize düşüyor dışa konuşmak. İnsanlarımızla sıcak ve doğru ilişki kurmak lazım. Bu o noktadan da biraz bahsetmek istiyorum izninizle. Recep Tayyip Erdoğan iyi konuşmuyor. İyi konuşuyor. Hayır, iyi konuşmuyor. Recep Tayyip Erdoğan üşürüyor. Recep Tayyip Erdoğan ben onlara söyledimdi ama görecekler günlerini. Yarın fakat siz onlar böyle bir konuşma olmaz. Bu sahte bir konuşmadır. Bunu şimdi objektif bir şey olarak söylüyorum. Yani bir gözlemci. Samimi konuşma böyle olmaz. Samimi değil. Hiçbir sözü samimi değil. Sadece ezberlemiş olduğu bir şeyi yükselterek, alçaltarak buna retorik yapma diyorlar. Yani belagat aklım, yani belagat bile değil de yani bir çeşit oynuyor yani şeyle. Bunu yazdım ben. Yani sesiyle oynama olayını, sesiyle oynamak artistliktir ama artistliği de kötüsüdür. Yani iyi aktör sesini iyi kullanır. O alçalmalar, yükselmeler daha bilinçlidir. O böyle, böyle bir şey olmaz. Yani müzik ölçülerine vursak, müzisyen var mı içimizde, aramızda var mı müzikli ölçüler? Yani müzik ölçülerine vursak kakofonik bir şeydir. Yani bozuk müzik yani. Bozuk bir şeydir yani. Böyle olmaz. İyi konuşmak samimiyet demektir öncelikle. Fısıltıyla da konuşabilirsin. On binlerce kişiye iyi bir ses ulaştırıcıyla insanlar etkilenir. İnsanları etkilemek için ille de bağırmak hiç gerekmiyor. Ama bizim siyasetçilerimize bakalım. Yani bizim soldaki CHP vesaire taklit eder gibi konuşuyorlar genellikle. O bağırıyor, ben de bağırayım. Böyle bir şey olmaz. Bağırma, sen bağırma. Sen kibar ve iyi konuş ama hakikati konuş. Gündemi de geriden izleme. Bir de o var. İçerik diye bir şey de var yani. Sadece konuşma, ne konuştuğun da önemli. Konuşuyorsun ama ne konuşuyorsun yani. Şimdi aradan zaman geçmiş. Şimdi affedersiniz yani söylemek zorundayım. FETÖ'nün siyasi ayağı diye bir lafın artık zamanı değil. FETÖ olayı artık eskimiş. Bunlar kullanıyorlar. Yani şimdi tutup da mesela açıkçası ben herhangi bir partinin bilmem nesi değilim. Onun için rahatça konuşurum. Yani CHP başkanının FETÖ'nün siyasi ayağıyla artık uğraşmasına lüzum yok. Vatandaş bununla ilgili değil. Vatandaşın ilgili olduğu başka şeyler var. Mesela Afrin. Ben olsam mesela şöyle derim. Arkadaş, bu Afrin'de bizim böyle bir sınır problemimiz var mıydı? 2 yıl önce bizim böyle bir problemimiz var mıydı 3 yıl önce? Yok. Niye? Orada makul bir Suriye sınırı vardı. Nereden çıktı bu problem? Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'ye müdahalesi ve senin de parsa kaparım diye Amerika'nın kuyruğuna takılman sonucunda Suriye'nin iç dengesi bozuldu. Şu ya da bu şekilde oraya seni korkutan bir oluşum gerçekleşti. Senin yüzünden oldu bu. Bunu yaratan sensin. Ne kahramanlık taslıyorsun sen şimdi ya? Neyin kahramanlığını taslıyorsun ya sen? Ne alakası var ya? Ha? Bunu söylemek lazım. Yanlış mı arkadaşlar bu söylediğim? Yanlış mı ya? Şimdi 2, ben olsam şunu söylerim. Bunu yazacağım. Yani şunu söylerim. Çanakkale'ye benziyormuş. Birileri de onun kuyruğuna takıldı, Çanakkale. Ya Çanakkale senin kendi toprağındı, senin vatanındı. Yani işgal altındaki vatanındı. Orada senin işgal edilmiş bir vatanın yok. Başkasının toprağındasın sen. Şimdi onu bir kere ona benzetme. Eğer bir şeye benziyorsa nereye benziyor biliyor musun? Kore'ye benziyor. Birileri örnek veriyor. Nazım Hikmet olsa derdi ki Mehmetçik. Nazım Hikmet'in Mehmetçik Mehmet'i Kore'de şehit
Mehmet'in ağzından yazdığı şiirde Menderes'e lanet okuyan Mehmetçik Mehmet'tir. Menderes'i açın Nazım Hikmet'in Kore şiirlerini. Menderes'e lanet okuyor. Yani şehit teğmen, şehit asker. Afrin'deki de buna lanet okuyacak. Beni boşu boşuna senin yüzünden ben orada öldüm diye. Ama kahramanlık taslıyor. Birileri de onun kuyruğundan gidiyor filan. Böyle bir şey yok. Bunu konuşmak lazım. Yani gündem budur. Gündemi takip etmek ve doğru konuşmak. Şimdi yine şeye gelelim. Burada noktayı koyuyorum ben. Bir nokta koyuyorum. Nasıl yapalım? Mesut kardeşim burada mı? O bizi yönlendirsin. Beni böyle bırakıp gittiniz kardeşim. Ne yapalım? Söyleşir gibi sürdürelim biraz, değil mi? Biraz şimdi sorularınızı alayım, sonra ben şiir okuyacağım. Gündeme değindik yani, şurasından burasından, şiirden başka her şeyi konuştuk yani. Ne yapalım, başka çaremiz yok birader yani. Şiir de konuşalım değil mi? O zaman şiirle başlayalım, dur. Sonra sorularınıza gelelim. Ya şu bir tane, bir Allah'ın kulumda ne çok hain adlı kitap yok mu ya? Orada bitmiş, hiçbirinizde yok mu ya? Allah Allah yani, şimdi beni buradan arattıracaksınız yani. Onun hikayesini de anlatacağım şimdi o kitabın. Bir dakika, bulacağım şimdi. Böylece şiire girmiş olalım. Hoca ile despot. Allah'tan bu var yani. Çünkü her şeyi de ezbere bilemeyiz canım. Şimdi bu Ne Çok Hain adlı kitabın oluşumu şudur, hikayesi şudur. Yazı yazmaktan bıktığım zamanlar oluyor. Köşe yazısı, cumartesi. 20-25 yıldır yazıyorum. Bir an geldi, 5 yıl kadar önce. Dedim ya ben yazı değil de şiir olarak dedim düşüncelerimi yazayım. Hani bildiğimiz her zamanki yani oturuyorsun, kuşlar, böcekler, bilmem neler ama yazıya oturuyorsun, ver yansın ediyorsun. Şu anda deminden beri söylediklerimi şiir olarak yapayım diye düşündüm. Ve öyle başladı. Yani kara bir rüzgar diye başladı şiir. Ne çok hain Mehmet devam etti. Ama şimdi oradan şeyler de var. Farklı şiirler de var. Biraz da sizi eğlendirmek için onlardan birkaç tane okuyayım. Şimdi biliyorsunuz Nasrettin Hoca buralara da yakın bir yerlerin adamı değil mi? Sonuç olarak çok uzak değil yani hoca. Nasrettin Hoca ile Timur Lenk arasında bir takım şeylerden bahsedilir. Hani Timur Lenk de karşılaşmış da öyle olmuş böyle olmuş falan gibi. Tabii efsane ama ben de Hoca ile Despot diye bir şiir dizisi yaptım. 5-6 tane bir gün köşe yazısı olarak da onu yayınladım. O da o kitapta olan bir şiirler. Yani hoca fıkralarıyla böyle biraz şey yaparak, değiştirerek. Ya tutarsa. Hoca göle maya çalarken despot yasayı yok etme peşinde. Hoca demiş despot oradan geçerken, bu ne iş? Maya tutar mı göle? Efendim diye yanıtlamış hoca. Fark etmez benimki tutsa da tutmasa da. Ama yazık olacak bu millete. Es kaza seninki tutacak olursa. Despot ve akil adamlar. Bunlara tabii despot ve moral veren sanatçılar filan da diyebiliriz yani. Bu despot ve akil adamlar. Despot akil adamları toplamış ama kendi konuşuyor habire. Akiller suskun, arada bir haklısınız diyorlar sadece. Hoca öğrenince bu maskaralığı demiş, ne yapayım ben böyle aklı? Benim eşek bile daha akıllı. Anırıyor bazen hiç değilse. Despot asıp kesmeye takmış aklını. Hoca da bundan almış nasibini. Hoca da bu. Bir gün bana bak hoca demiş despot. Sesini kesmezsen asarım seni. Hoca gülerek bıyık altından demiş asmasını asarsınız da. Asılmakla yok olmaz hakikat. Sesi güçlü çıkar daha da. Evet, şimdi şiir dedik. Despot ve şiir. Despot ve şiir. Şimdi bu despotlar genel olarak
Resim, mesela bizim bir despotumuz vardı, ressam oldu sonradan değil mi? Şeyden düşünce, iktidardan. Bazı başka despotlar şiire meraklı. Mesela Hitler ressammış yani filan. Bazı despotlar da şiir sever. Onlardan biri için. Despot hocayı çağırıp huzura, okumuş ona bir şiirini. Bir zamanlar gençtik biz de, o günlerde yazdık bu şiiri. Hoca demiş ki, vallahi efendim, bilmem ki bu işi bıraktınız niçin? Şiire ne hayrı olurdu bilmem de, hayırlı olurdu memleket için. Yani Hitler de akademiye kabul edilmemiş. Mesela birkaç müracaatı var biliyor musunuz? Yani fena bir ressam da değil yani. İnternete girin görün yani. Yani akademiye kabul edilse belki bu iş başka olurdu ya. Olmaz mı? Olabilirdi yani. Şimdi mesela bir başka despot tiyatro miyatro. Adam oralarda kalsa belki kötü bir tiyatro olarak devam ederdi ama memleket için hayırlı olurdu ya. Değil mi? Evet. Şimdi başka ne okuyalım arkadaşlar? Şimdi buradan bularak okuyacağız. Peki şimdi çıkan arkadaşlar bu kitabı arayacaklar, kitabı bulamayacaklar. Bu nasıl iş? Ben anlamadım ki. Az mı getirdiler, ne yaptılar? Şimdi bir dakika, affedersiniz şeyden bulmam lazım. Şunu açtık, okuyayım. Halk ozanı gibi bir şiirim var, yine o şiirlerden. Onlardan birini okuyayım size. Halk ozanı gibi. Halk ozanı. Sonra da ne çok hainle kapatırız. Halk ozanı gibi. Git, evet. Dur oraya bir de Behramoğlu yazacağız. Çünkü halk ozanı diye şeyler çıkıyor. Halk ozanı gibi. Evet. Evet. Halk ozanı gibi. Behramoğlu, ver haberi. Çıkmış düzenin çivisi. Senin taka su alıyor, yüzer kötünün gemisi. Şölen yeri viran olmuş, gerçek dünya yalan olmuş, gelip mülke sultan olmuş, dünkü çulsuzun birisi. Sen giderken dinlenmeye, esrik olup eğlenmeye, koşup gelir oy vermeye, hem ölüsü hem dirisi. Para ne tatlıymış meğer, kuyumcular, hastaneler, birlikte köşeyi döner, kendi yedi sülalesi. İşçiden, gençten, aydından haber soracak olursan, yarısı sus pus korkudan, hapishanede yarısı. Ülke haraç mezat gitmiş, söylenecek her söz bitmiş, bir ömrü boşa tüketmiş, akıllısı ve delisi. Umut, sevinç rafa kalkmış, tehdit, şantaj şaha kalkmış, yurdu her yandan kuşatmış sömürgeciler sürüsü. Eğer birlik olamazsan, tek bir yumruk olamazsan, hesabını soramazsan, kötü bu işin gerisi. Bir de şey okuyalım bari, Yunus gibi. Şimdi bu şiiri Yunus Emre'nin şiiri diye yazıyor bazen. İnternette bazen Yunus Emre'nin şiiri. Yunus'tan iki dize aldım ben. Hani yedikleri yoksul eti, içtikleri kan olmuştur diye Yunus'un iki dizesi var. O iki dize üzerine ben bir şiir oturttum. Yunus diye geçiyor. İtirazım yok çünkü içeri alırlarsa Yunus'u ve beni beraber yani bizi kelepçeleyerek götürsünler. 13. yüzyıl ve 21. yüzyıl şeref duyarım yani. Yunus gibi. Şimdi onu arayalım.